Bugünkü videoda sizlere Nissan Connect nedir, nasıl çalışır, ne işimize yarar, onu biraz anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu şu gördüğünüz ekrana Nissan Connect deniyor ve ne yapabiliyoruz bunlarla? İşte müzik dinleyebiliyoruz, navigasyonu buradan takip edebiliyoruz. Ayrıca çevre görüş sistemi, yani 360 derece etrafımızı bununla görebiliyoruz. Şimdi detaylı bir şekilde bunları tek tek inceleyelim isterseniz. İlk önce şuradaki menüden başlayalım. Şu tuş telefon bağlantısını. İlk önce akıllı telefonunuzu Bluetooth ile Nissan Connect'e bağlıyorsunuz. Daha sonra bu telefonun rehberindeki ya da yaptığınız görüşmeleri, irtibatları buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela şurada irtibatlara tıkladığım zaman işte liste görünüyor. Oradan telefon rehberine falan ulaşabiliyorsunuz. Şu back tuşuyla geri çıkıyoruz. Çağrı listesine baktığınız zaman cevaplanan çağrılar, aranan numaralar, cevapsız çağrılar hepsini görebiliyorsunuz. Mesela şuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi benim en son görüştüğüm numaralar orada çıkıyor. Bu böyle. Hemen yanındakine tuşa tıkladığım zaman bu da radyo, yani FM istasyonları. 6 tane şu anda, toplam 12 taneyi kaydedebiliyor. 6 tanesini şu anda ekranda görünüyor. Şuna tıklarsanız eğer diğer 6 tanesini, yani 7'den 12'ye kadar olan kısmını da bize gösteriyor. Şurada şuna tıklarsanız FM listesini gösteriyor. Geri çıkıyorum. Şu TA trafik anonsu. Yani bunu eğer şu şekilde basılı olursa aktif olur. Tekrar basarsa pasif olur. Eğer trafik anonsları olursa, yolda bir otobanda ya da tünele girdiğinde bir anons gerçekleşirse onu size duyurmak içindir. Aktif hale getirirseniz o duyuruları siz de dinleyebilirsiniz. Hani tünellerden geçerken karşılaşmışsınızdır. Şu ayarlaya tıklarsak radyo ayarlamak için gördüğünüz gibi bunları şu oklarla ilerleyebilirsiniz. Radyo bulduğunda durur. Tuşa basarak sen bunu otomatik kaydedebilirsin. Hani şu 1'den 6'ya kadar, 12'ye kadar olan numaralar var ya, o şekilde. Sonra şu CD tuşuna basıyorum. Ben gördüğünüz gibi şuraya CD takabiliyorsunuz. Ben hiç aldığımdan beri hiç kullanmadım. Herhalde siz de kullanmıyorsunuzdur. Artık CD pek kullanılmıyor çünkü. Şu AUX tuşu, bu müzik, işte flash bellekten müzik dinleyebilirsiniz. Onun dışında MP3 çalarını bağlayabilirsiniz ya da telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilirsiniz. Bu tür bağlantılar içindir bu. Şu aşağıdaki oklar, bir tıkladım. Mesela bir sonraki parçaya geçti. Bir de bilinmeyen bir şey, mesela şu tuşa şöyle bir iki saniye basılı tutarsam eğer, bakın ileri sarmaya başladı, görüyor musunuz? Böyle bir özelliği de var. Pek kullanılmıyor, bilinmiyor ama bunu da göstermek istedim. Sonra hemen kamera yazan yer, işte bizim için çok faydalı, çok işimize yarayan. Şuna tıkladığın zaman bakın şu anda açılmadı. Niye açılmadı? Çünkü kontak kapalı olduğu için. Şunu açıyorum. Kontağı açtım. Şimdi buna tıklıyorum. Gördüğünüz çevre görüş sistemi aktif hale geldi. Arabanın dört bir tarafını bize gösteriyor. Park ederken, otomatik park yaparken, yani akıllı parkta da bu çok işe yarıyor. Hareketli nesne algılama olduğu için bu arabada, onun için çok işimize yarıyor. Yani birçok yönden faydalı, güzel bir şey. Şurada park asistim falan. Daha bu nasıl otomatik park yapıldığını bir başka videoda gösterdim. Kanalında onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Bu taraf işte sesi arttırma kapatma düğmesi. Diğer tarafa geçtim. Map dediği haritamız bizim. Gördüğünüz gibi haritayı görebiliyorsunuz. Şu şekilde hedef gir dersem, işte yeni hedef, önceki hedefler filan. Mesela şu yeni hedefe tıklarsam gideceğim yeri, adresini buraya yazarak navigasyonu aktif hale getirebiliyorum. Ya da özel hedefler. Bu da aslında pratik, hızlı bir şekilde gideceğin yerleri. Mesela güncel konumunda işte isme göre ya da kategoriye göre gideceğim yerlerdeki şeyleri sıralandırabiliyorum. Mesela kategoriye bunu tıkladığım zaman işte tüm özel hedefler, işte acil, banka ve iş, boş zaman geçirebileceğin yerler, merkezler, oteller, moteller, bunları listeleyebiliyor. Mesela acile tıklayalım. İşte hastane, polis, sağlık. Hangisini listelemek istersin? Mesela hastane. Hastaneye tıkladım. Şu en yakındakinden en uzağa doğru böyle sıralama yaptım. İşte polis dersem de polisi sıralayacaktır. İşte mesela banka ve işe tıkladım. Bankayı tıkladım. Bankaları yakından uzağa doğru
ATM lazım oldu, ATM'ye tıkladım. Bunları bize sıraladı. Böyle hani yazmadan da bu şekilde şey yapabiliriz. Arama yaptırabiliyoruz. Sonra güncel kolumu söyledik. Başka şehirde de yine aynı şekilde arama yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Yakın istasyonlar, mesela bu işimize yarayabilir. Yolda seyir halindeyken en yakın istasyonu bulmak için mesela bu tuşa basarak bu şekilde arama yaptırabiliyoruz. Önceki hedefler, kayıtlı olan hedefler arkadaşlar. Ben daha önce gittiğim yerlerde bazı yerleri mesela kayıt yapmışım. Onlar şu anda görünüyor. Evi mesela, evi kaydetmişim. Evi görünüyor. Sonraki sayfaya bakalım. Burada adres defteri, yine buna tıklarsanız sizin yüklediğiniz adresler burada çıkacaktır. Kavşak dediği yerler bize kavşakları gösterir. Özel hedeflerin mesela bak bu şuradaki bu arada navigasyon kartı burada arkadaşlar. Ben onu yeni bir güncellenmiş navigasyonu taktım ve onun içerisinde de point noktaları falan var. Mesela tıklayalım şimdi ona. İşte görüyorsunuz böyle kategorilendirilmiş. Mesela şuna tıkladım. İşte ortalama hızın 110 olduğu yerler, işte sabit kameranın 70'e kurulu olduğu yerler gibi böyle şeyler var. Daha önce yerleri tespit edilmiş yerleri navigasyon kartına yüklemişler. Biz onları görebiliyoruz. Bunlara yaklaştığımız zaman bizi sesli bir şekilde uyarıyor. İşte çay, kafe, işte Bolu'daki gezilecek yerler, kamp yerleri, havaalanı filan bu tür şeyleri mesela buraya yüklemiş. Bunları görebiliyoruz. Burayı görmüştük. Trafik mesajları, şu anda trafik anonsu mevcut değil. Sonraki sayfaya dedik. Evet. Seçenekleri tıklarsak işte rota modu çıkıyor arkadaşlar. Otoban çok az olsun, işte ücretli yol az olsun. Bunları aktif hale ya da pasif hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarları var. Buradan çıktım. Yönlendirme haritalar 3D mi olsun, 2D mi olsun bunu görebiliyorsunuz. Sesli yönlendirme açık. Ses şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik büyütmeyi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Haritada özel hedefleri göster. Şunu açık hale getirebilirsiniz. Lokanta, banka, park yeri ya da bunları kapatıp mesela sadece lokantalarını görmek istersen diğerlerini kapatırsın. Sadece lokantaları gösterir ya da hepsini açarsın. Bu sizin elinizde. O şekilde ayarlayabilirsiniz. İstasyon tuşlarını haritada göster. Bu da açık halde bende. Evet, bu şekilde. Viraj için hız ikazı açıp ve bip. İşte bakın arkadaşlar, bu birçok arkadaş bunu bilmiyor. Mesela bir keskin bir viraja girdiniz. Navigasyon sizi bip sesiyle o viraja gelmeden önce uyarır. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Yine kanalda var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Mesela karanlık bir yolda gittiğinizi düşünün. Birden viraja yaklaştınız. İşte o bip sesi sizi uyararak keskin bir viraja yaklaştın. Hızını azalt diye uyarır arkadaşlar. Güzel bir özellik o da. Buradan da çıktım. Sonra şu infoya tıkladım. İşte trafik mesajları, az önce buna bakmıştık. Eko değerlerini gösteriyor burada. Buradan çıktım. Şu app'lar, işte bak Facebook, Twitter, online search, bunlara bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Görebiliyorsunuz bunu. Ama nasıl görebiliyorsun? Nissan Connect diye bir uygulama var. Bunu telefonla indirmen gerekiyor. O indirdiğin zaman o programın içerisinde de oturum açıyorsun. Ondan sonra Facebook'u, Twitter'ı falan oradan takip edebiliyorsun. Ama yani ben bir iki kere deneme amaçlı kullandım. Daha sonra hatta uygulamayı bile sildim yani. Yani çok işime yaramadı çünkü. Ama böyle bir özellik de var. Onu da bilin. Sonuçta buradan çıktım. Setup'a tuşladım. Şu audio'ya tuşladığım zaman burada işte müzik ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Hıza duyarlı ses var arkadaşlar. Belki fark etmediniz ama arabanız hızlandıkça müziğin sesi artar. Yavaşladıkça tekrar azalır. Bu da güzel bir özellik. Navigasyonu yapmıştık. Sisteme baktığın zaman işte gösterge, saati buradan ayarlıyorsun arkadaşlar. Lisan, kamera ayarları şöyle tıklarsanız aydınlık, kontrast, işte renk, bu tür ayarları buradan yapabiliyorsunuz.
sıcaklık derecesi santigrat dereceyi buradan yapabiliyorsunuz. Dokunma klikleri açık bende. Bip sesleri açık. Fabrika ayarlarını eğer buna tıklarsanız bütün ayarlarınızı fabrika ayarına geri döndürürüz. Sonra Bluetooth ve telefon ve Bluetooth'a tıkladık. Bunu da bir videoda göstermiştim. Kanalımda var arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Telefonunuzu nasıl eşleşeceğinizi. Eğer bir eşli telefon var onu silmek istiyorsan nasıl sileceksin? Bunların hepsi çok basit. Oradaki menüde görebiliyorsunuz. Radyo işte kanalların anonslarının açık olduğunu bize gösteriyor. Sonra şu back tuşuyla hep geri çıkabiliyoruz menüden. Şu tuş arkadaşlar bakın şimdi ekranı kararttı. Bir daha bastım aydınlık hale geldi. Mesela gece yolculuklarda bunu gece moduna alabiliyorsunuz. Bir de şuna sürekli basılı bir iki saniye şöyle basılı tutarsanız da tamamen kapatır. İşte sadece saati gösterir. Tekrar açmak için yine buna tıklarsınız. Bu şekilde Nissan Connect uygulamasını kullanabilirsiniz. Telefon görüşmelerini falan buradan yapabiliyorsunuz. Nissan Connect bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.